Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. Bursa-Ankara Karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında bulunan palet deposundaki alevleri fark etti. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler 10 dönümlük alanda bulunan paletlere sıçrayan alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken depoda bulunan binlerce palet küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da konteynere atılarak ölüme terk edilen bebek davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2016 yılı Ocak ayında dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak donarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan adam ve sevgilisine verilen ömür boyu müebbet hapis cezası 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Bebeğin yaşıyor muydu? Mahkeme gerekçe olarak sanıkların olası kasıtlarının olmadığına hükmetti. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan adama 24 yıl, kadına ise 20 yıl hapis cezası verildi. 3, 4, 5 bitti. Down sendromlu bireylerin ruh ve beden gelişimine katkı sağlamak ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Bursa Down Kardeşliği Derneği Hizmet Binası, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hizmete açıldı. Artık bu durumda olanlara kayıtsız kalmayan bir belediyeler ve bu durumda olanlara kayıtsız kalmayan bir devlet var. Bu yavrularımızın yapabilecekleri gerçekten çok güzel şeyler var. Açılış töreninde Down sendromlu çocukların sergilediği dans gösterisi büyük alkış aldı. Binayı gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Ali Nur Aktaş, Down sendromlu çocuklarla da sohbet edip oynadıkları oyunlara eşlik etti. Bursa'da 3 eğitim sendikası öğretmenlere dönük performans sistemine karşı mücadelesini sürdürüyor. Performans değil, saygınlık istiyoruz. Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen yönetici ve üyeleri Bursa Erkek Lisesi önünde ortak açıklama yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Ceyhun İlgil de destek verdi. Meslek onurumuza sahip çıkmak, mesleğimizi layıkıyla yapmak için güç birliği yapıyoruz. Öğretmenlerin zaten yok edilen mesleki saygınlığının iyice yerle bir edilmesine karşı çıkmak için bir aradayız. Eğitim çalışanlarının köleleştirilmesine karşı çıkmak adına bir eylem ve güç birliği yapıyoruz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, Türk Milli Eğitimi için bir aradayız. Sayının yetersiz olması nedeniyle kapatılan köy okullarındaki öğrenciler taşımalı eğitim sistemine tabi tutuluyor. Ancak sistem okul öncesi öğrencilerini kapsamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sayıları yetersiz olduğu gerekçesiyle sınıfa açılamadığı belirtilen okul öncesi öğrenciler için haftanın belli günlerinde öğretmenleri köylere taşıyor. Şimdi tamam. Bunun aynısından buraya da çizmeni istiyorum, tamam mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Gezici Öğretmen Projesi kapsamında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Erenler İlk ve Ortaokulu pilot okul seçildi. Şunu bana göstereyim bakalım neler çıkmış. Okulda görevli öğretmenler köylerdeki okul öncesi öğrencilere haftanın belirli günlerinde giderek eğitim veriyor. Şimdi diğer 3 günü yapıştırsın. Uygulama haftada 8 saati kapsasa da veliler memnun. 2 saatte olsa eğitim oluyor. Hani çocukla da fark oluyor. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Müzik Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler hünerlerini bu kez tüm Türkiye'ye gösterdi.
TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan, sunuculuğunu ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün yaptığı, ünlü şarkıcı Yonca Lodi'nin de konuk olduğu Engelsiz Sahne programı Müzik Akademisi kursiyerlerini ağırladı. Biz Engelsiz Sahne'de özellikle böyle farklı duyarlılıktaki çeşitli grupları ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Programda Müzik Akademisi kursiyeri görme engelli Şehri Özen seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Engelli ve Down sendromlu kursiyerlerden oluşan 12 kişilik ritim grubu da izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sabah ve akşam çorba ikramından yararlanmak için öğrenci kartının gösterilmesi yeterli. Nilüfer Belediyesi Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün ücretsiz çorba dağıtıyor. Hafta içi 5 gün sabah ve akşam saatlerinde verilen hizmetten günde yaklaşık 500 öğrenci yararlanıyor. Nilüfer Belediyesi'nde görev yapan sosyolog Büşra Erdinç, 2017'de toplam 62 bin öğrenciye hizmet verdiklerini, bu yılda uygulamanın aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi. Sabah 8-10.30 arası, akşam ise 4-6.30 arasında çorba dağıtım hizmetinden faydalanabilmektedirler. Her gün farklı çeşit çorbalar çıkmaktadır. Etno eki, etnografyadan gelen bir ek, yani müzik etnografyası. Etnomüzikoloji Derneği'nin bu yıl ilkini düzenlediği uluslararası sempozyum, müzik dünyasının yabancı ve yerli isimlerini Bursa'da bir araya getirdi. Derneğin kurucu üyelerinden Mustafa Özenen, sempozyumun ana teması olarak neden müzik ve politikanın seçildiğini anlattı. Müzik ve politika hiçbir zaman ayrılmamıştır. Yani bu bin yıllardır aslında böyle. Müzik politikanın kullandığı enstrümanlardan bir tanesi. Sempozyum 24 Mart tarihine kadar sürecek.